Hosting TV'den merhabalar. Hosting Festivali'ndeki röportajlarımıza devam ediyoruz. Şu an yanımızda Huzeyfe Önal var. Kendisi Bilgi Güvenliği Akademisi Genel Müdürü. Huzeyfe Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolaylıklar dilerim size de. Teşekkür ederiz. Huzeyfe Bey, klasik bir soru olacak. Türkiye siber güvenlik sektörü hakkında değerlendirmenizi alabilir miyiz öncelikle? Klasik bir cevap vereyim ben de. Yani Türkiye siber güvenlik sektörünü biz 2011'e kadar olan İşte birinci milattan önce diyelim, işte milattan sonra diye ayırabiliriz. 2011'den sonra ciddi manada bir iyileşme oldu. 2013'teki kısmi veri sızıntısı haberleri, 2015'teki yaşanan güvenlik problemleriyle birlikte bence Türkiye'deki siber güvenlik sektörünün farkındalığı Avrupa sektörünün farkındalığına ulaştı. Yani Amerika'yı henüz yakalayabilmiş değiliz ama bence Avrupa'ya ulaştık, hatta daha iyi seviyede diyebilirim. Özellikle finans tarafındaki siber güvenlik farkındalığı dünya standartlarının daha üstünde. Bu konuda bankalar, işte BDDK'nın bazı yaptırımları güvenliği bayağı arttırmış durumda. Son kullanıcı farkındalığına baktığımızda ise maalesef tersi bir durum var. Yani bütün dünyada olduğu gibi bize de çok düşük seviyelerde Türkiye'deki siber güvenlik sektörü. Peki son dönemde ortaya çıkan veri sızıntısı haberleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, yani dünyanın başı, daha doğrusu dünyadaki hem hükümetlerin hem de büyük firmaların başı bu veri sızıntılarıyla dertte. Neden oldu, nasıl oldu diye baktığımızda aslında çok temel alınması gereken siber güvenlik önlemlerinin alınmadığını biz burada görüyoruz. İşte en son yayınlananın en büyük veri sızıntısı olarak kabul edilen Panama belgelerinde kullanılan bir Content Management System, WordPress'in bir eklentisindeki güvenlik zafiyetinden dolayı aslında her şeyin patladığı ve ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da aslında bize hani back to the basics manasında, yani güvenliğin temellerini hatırlatıyor. Yani en temel seviye nedir? Patch Management. Patch Management'ı yapmazsak sıkıntı olur. Bu veri sızıntılarının belki tek faydalı tarafı halkın siber güvenlikle olan ilişkisini ve farkındalığını üst seviyelere çıkartıyor. Şimdi Türkiye'de kimlik haritası bundan 6 yıl önce aslında çalınmıştı. Biz bunu underground forumlarda görüyorduk ama işte bir yabancı haber ajansının bunu haber yapmasıyla birlikte Türkiye'de sokaktaki vatandaş dahi kimlik bilgilerinin çalındığını öğrendi ve bundan sonra 2 kere daha dikkatli olacak bu konuda. Sonucu itibaren her şerde bir hayır vardır yaklaşımıyla baktığımızda evet, bizim siber güvenlik seviyemizin artmasının sebebi olacak diye düşünüyorum bu konuların. Peki Türkiye'de siber güvenlik konusunda yetişmiş insan kaynağı ne durumda? Bu konuda nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyanın da aslında en büyük problemi. Baktığımızda Türkiye'de 20 bin civarında bir siber güvenlik kalifiye uzmanına ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. Peki herkes bunu söylüyor. Herkes bununla ilgili bir şeyler en azından konuşabiliyor ama bu konuda yatırım yapan kimse yok. Çünkü hani insan bu sonuçta diktiğinizde çıkmıyor. Yani çok zor yetişmesi. Devletin bu konuyla ilgili ciddi bir politikası yok. Hatta bildiğim kadarıyla hiçbir politikası yok. Yani ürün geliştirme, ürün yetiştirme, Ar-Ge departmanlarının açılması, bunlar çok güzel şey ama temel ham maddesi bizim sektörün insandır. İnsan yetiştirmediğimiz müddetçe hiçbir şey olmuyor. Biz bu konuda ciddi manada bir çalışma yapıyoruz. Yani Bilgi Güvenliği Akademisi olarak her yıl en azından 50 tane uzmanın sektöre kazandırılmasıyla ilgili siber kamplar düzenliyoruz. İşte bu sene 6 ya da 7.sini düzenliyoruz ve bugüne kadar da hani 300-400'e yakın bir fiil öğrencinin siber güvenlik sektörüne girmesine önce olduk. Hani elimde imkanlar olsa, yani ben devlet olsam aslında kendime yatırım yaparım. Yani hani al BGA, sana bu kadar para, madem bu işi yapıyorsun 100 kişi yetiştir, 200 kişi yetiştir derim açıkçası. Biz şu an kendi çapımızda BGA olarak ne kadar maddi gücümüz varsa bunu yapıyoruz ama bunun 50 kişi değil de 500 kişi olması Türkiye'yi bence bu sektörde uçurur. Bunu söyleyebilirim. Peki yerli güvenlik ürünleri ve girişimleri hakkında bize neler söyleyebilirsiniz, neler düşünüyorsunuz? Kanayan yaralarımızdan birisi. Geçen 2 sene önceydi, bir anket yapmıştık Türkiye'de. Yine BGA yapmıştı. Bir sürü yerde kaynak verilmeden kullanılıyor ama Türkiye'de kullanılan siber güvenlik ürünlerinin %97'si yabancı ürünü. Yani bir yandan hani yerli, milli böyle havasını çok iyi atıyoruz ama maalesef kullandığımız ürünler, özellikle kendimize emanet ettiğimiz ülkelere baktığınızda, işte değişik ülkeler, bunların hepsi hemen hemen Türkiye sıkıntılı. Dolayısıyla bir şekilde bizim devlet politikası olması lazım. Yerli ürünün Ar-Ge'sinin desteği. Yok mu Ar-Ge desteği? Var ama siber güvenlik konusu çok iyi anlaşılamadığından dolayı profesörler vesairelerden, bu işe bakanlar tarafından, bence siber güvenliğe özel bazı teşviklerin fazlasıyla verilmesi lazım. Devlette mesela Rusya örneğini verirsek, Rusya diyor ki bir kamu kurumu siber güvenlikle ilgili bir cihaz alıyorsa veya da bir alım yapacaksa bunun %25'i yerli malı olmalı. Ya da açık kaynak kodlu olmalı. Türkiye'de bu konuda ciddi ilerlemeler var. 2023 planına baktığımızda da açık kaynak kodlu, yerli malı ürünlerin teşviki var. Ama adımlar daha çok küçük. Bu adımları hızlı attırabilmek için işte insan kaynağını yetiştirmek lazım. Ve bu insan kaynağının teşvikiyle birlikte Türkiye bence çok kısa sürede iyi oyuncular arasına girebilir. Bizim
hani ülke olarak veya da millet olarak en temel özelliğimiz. Yani biraz böyle tembeliz, geçten kalkarız ama çok hızlı adapte oluruz. Şu an İsrail dünyada birinci gözüküyor bu ürünler tarafında. Yani Türkiye İsrail'in 10 katı bir ülke. Bence çok hızlı bir şekilde bu farkı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz katılım için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.